gerekiyor. Mevzuatımız hem kişisel verilerin korunması, sağlıklı bir şekilde korunması, hem de bilişim sisteminin, bilişim sistemi içerisindeki bilgilerin korunması ile ilgili mevzuatımız yeterli değil diyoruz. Değil. Peki o eksiklikler neler? Bunların tespiti yapılmıyor mu? Buna ilişkin çalışma yapılmıyor mu? Yapılıyorsa bile farklı yorumlanacak şekilde mi yapılıyor bu çalışmalar? Şimdi şöyle konuşmak lazım bu konuya. Birincisi tabii sorduğunuz ilk soruda acaba bu hükümete mahsus mu diye. Ya bundan önce de bazı şeyler olabilir dedim. Bundan sonra dijitalleştiği süreç böyle yürüyor. Aslında yaşamın her yerinde kullanıyorsunuz artık dijital verileri. Bak. Hemen hemen. Yani bugün yaptığınız sinyaller, bugün atıyorum konuştuğunuz telefonlar, girdiğiniz internet. Alışveriş yani yaptığınız kredi kartları. Kredi kartlarınız, tabii. Çipli olan yani nüfus kağıtlarınız, pasaportlarınız, her şeyiniz bir vesileyle. Ya bakın bunun kanunlar, anayasalar bir vesileyle her şey insan için, yani insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve insanların daha özgürce yaşamak için kullanmış. Demokrasiler de böyle tarif ediyor çünkü. Yani başka yerlerde başka türlü tarif edilebilir, bilemem. Yani demokrasinin olduğu yerlerde böyle tarif edilir. Yani insana dairdir, kişiye dairdir bunların hepsi. Ya sizde böyle bir niyet varsa problem yok. Ama böyle parlamentolarınız da böyle oluşmuyorsa, yasamadan çıkan kanunlarınız da böyle değilse, niyetsel olarak uygulamakta da eğer böyle bir niyetiniz yoksa hiçbir yasa hiçbir şeyi engelleyemez. Bunu çok net söylüyorum yani. Evet, eksiklerimiz neler peki? Bakın anda. Şimdi birincisi şu var. Bir kere altyapısal sorunlarımızı halletmemiz gerektiği %100. Yani insanların aslında milli, ulusal aslında işletim sistemleri, ki bu 2000'lerin başında aslında bu Pardus'la birlikte böyle bir hayalimiz vardı, aslında çok da sevinçle karşıladığımız bir konuydu. Çok bu da kötü bir sistem değildi. Tabii çok da iyidir sanat yani, sonuçta Linux tabanlı. Bunu millileşip hayatın bütün kademelerine yayılması, bunu ülkeyi yönetenlerin kurumlarla birlikte bunu yaygınlaştıracak ve güvenliğini de bunun arkasında milli olarak kurabileceği sistemlerin ve kişilere özel kendi koruma sistemlerinde gösterecek olan aslında bir yapının, bir yol haritasının çıkarılmaya ihtiyacı var. Bütün kamu kurumları da bunu kullanırken kişiler de kendilerini koruyabilme yeteneğine sahip olacakları şeyleri göstermek zorunda. Ama bu yeterli mi derseniz bence yetersiz, çünkü dünya, yani bu dünyada önünü ket vurabileceğin her şeyi uygulayabilme yeteneğine sahip değilsin bilişimde. Yani ne kadar kendini güvenli hissederseniz hisset, bir niyetsel problemler yaşarken de bu kapılar, pencereler kırılma ihtimali her zaman var. Ama bunu minimuma indirmek ve bu konuştuğumuz çerçeveleri, insanların özel hayatlarının gizliliği, mahremiyeti çerçevesinden bakıp buna uygun yasalarla bunu bir kere güvence altına almak. İki, vatandaşın da kendisini güvenli hissedip hissetmediğini sorgulayacağı bir sistemin tersi. Yani sen beni koruduğunu iddia ediyorsun ama benim korkum var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki her vatandaş telefona elini aldığında bir kelime konuşurken hep bir soru işaretiyle konuşuyor. Ben milletvekiliyim, benden konuşurken bile tereddüt ediliyor. Yani belli konuları konuşmakta, etmekte. Bunu neden böyle düşünüyor vatandaş? Ama hangi tecrübeleri yaşadı vatandaş? Evet. Ne gibi tecrübeler yaşandığını biliyor kendine göre ve telefonunun %100 dinlenme ihtimali olduğunu düşünüyor. Bunları söylersem başıma iş gelir diyor. Herhangi basit bir şeyde şikayette bulunacak mesela diyelim. Bu herhangi bir yerde kötü bir hikayeyi gören bir insan da olabilir. İyi niyetiyle size bunları anlatma gereği diyor. Ya bu arada bir problem olduğunu görmüş, etmiş, o fotoğrafı okumuş, size bunu anlatmak istiyor. Ama sonrasında söylemiyor. Neler geleceğini oradan hesap niye böyle düşünüyor? Bir, kendini güvende hissetmiyor haberleşme açısından. Demek ki haberleşme özgürlüğüne ciddi bir kısıtlama gelmiş durumda şu anda. Evet. Yani öbür tarafından aslında şunu biz de mailden yazıyorum diyor. Mailler de okunabiliyor çünkü bunların hepsi. Nereden bunu edinmiş kendine bu izlenimini? Ya bunu yapıyorlar diyor çünkü. Yapmaması gereken kim? Ya senin aslında seçtiğin, ettiğin ve onların da atadığı, ettiği insanlar sonuçta, değil mi? Evet. Niye yapıyorlar? İşte bu sorunun ihtimali insanı bitiren bir hikaye. Özgürlükleri kısıtlayan bir hikaye. Ki interneti belki biraz sonra onu da anlatacağız. Yani şimdi Red'eki düşünürsen bir vesileyle çok daha kötü niyetli olsa ÜYAP sistemini göçertir
veya çalışmaz hale getirir bir sürü şeyi, evet, ve insanların tepkisini çekmemek, yani insanların değil aslında bir protest kimliğini ortaya koyarak bir şeyi protest etmek üzere geçici olarak yapıyor bunu diyelim ki. Tadribatların hepsini geçici yapıyor. Mesaj vermek için. Mesaj vermek için yapıyor kendine göre. Yani kendine bunu kendini ifade etme yöntemi olarak belirlemiş. Bu redik tarzında oluşumlar bundan sonraki süreçte çok olacak zaten yani. Sen bu önlemlerini almadığın sürece işte 3-5 tane çocuğu içeriye tıkarsın böyle. 9 ay sonra bırakırsın. Halka da şöyle bir şey dersin. Bak ben seni yakarım. Bu mesajı ben seni yakarım dersin. İnsanlar şimdi internette bile bir yerlere girerken korku salındı çünkü. Nasıl telefondaki hikaye varsa burada da öyle bir hikaye yürüyor. Şimdi bu tür devlet adına bu tür işlemleri, işleri takip etmek için çeşitli kurumlar kurulmuş. Örneğin işte BTK bunlardan biri. BTK'nın güvenilirliği ile ilgili de sıkıntılar var mesela. Bu bile başlı başına aslında bu düzenin, bu sistemin sakatlığını ortaya koyuyor. BTK ile ilgili tartışmalar gerçekten sizce sağlıklı mı? Çünkü bir güvenilirlik yitimi oluşmuştu daha önceden, geçmişten bu yana ve hala bu devam ediyor. Tabii. Yani şimdi şöyle bir durum var. Ben partide BTK'yı izleyen milletvekillerinden, hani iki arkadaştan biriyim ki orada sözcüyüm zaten. Bundan sonraki süreçte çok